gördüğünüz gibi zincir uzayıp gidiyor. Aslına bakarsanız çocuklar, bu zincirin halkaları her iki yöne doğru daha da uzayabilir. Ama tek bildiğimiz zincirin hiç de öyle kısa bir zincir olmadığı. Bize düşen bu Avni. Evladım başkomiserim. Sen ne yapıyorsun evladım burada? Sizi dinliyorum başkomiserim. Peki senin başka işin yok mu evladım? Yani şu anda merkezimizin büyük bir çoğunluğu Avni nerede kaldı bizim çaylar şeklinde acı içinde kıvranıyor olabilir. Onun için sordum yavrum. Yok başkomiserim. Yani ben borçları toplamak için böyle içeri süzülmüştüm ki siz yine o kadar sürükleyici, o kadar güzel, o kadar etkileyici anlatıyordunuz ki takılıp kalmışım burada. Benimle bir faydam olur diye not alıyorum başkomiserim. Avni! Buyurun başkomiserim. Çabuk çık dışarı. Başlıyor başkomiserim. Bana bak. Bir daha biz çalışırken, seni bu odada dalga geçerken görürsem, kendini köşe başındaki kıraathanenin çay kazanının önünde bulursun ona göre. Başlıyor başkomiserim. Tamam kesin. Hepimizin bildiği gibi yıllardır Türkiye ve Yunanistan uluslararası uyuşturucu trafiğinin en önemli kavşaklarından birini oluşturuyor. Aslında bu narkotiğiymiş. Ama karşımızda çok büyük bir organize suç örgütü var. Bu yüzden ortak çalışıyoruz. Son yıllarda teşkilatımız bu zehir tüccarlarının pek çoğunu yakalayıp içeri atmayı başardı. Bu hem hepimiz için çok moral verici bir başarıydı, hem de Türkiye'nin uluslararası imajını düzeltmesi açısından çok önemliydi. Ancak yine de önemli miktarda trafiğin devam ettiğini biliyoruz. Bize düşen... Kırmızı ışığı yakıp trafiği kesmek değil mi şef? Aynen öyle memur. Evet. Eleni Mela. Yaş 28. Yunan Polis Akademisi'nden 1992 yılında birincilikle mezun olmuş. Aldığı ilk görevde üstün başarı madalyasına layık görülmüş. Tabii ki bu daha sonra alacağı 12 madalyanın ilkiymiş sadece. Vay be. 12 ya. Niye öyle diyorsun oğlum? Bizim de bir sürü kupamız, madalyamız falan var evde. Yanlış hatırlamıyorsam her operasyon sonunda mekanda indirmedik cam ve çerçeve bırakmayarak Türk camcılığının gelişmesine yaptığınız katkılardan dolayı Türkiye Camcılar ve Çerçeviciler Derneği vermişti size o madalyaları. Yok şef, ne alakası var? Tamam yani 2-3 tanesini onlar vermiş olabilir ama bizde geçen polis bolosu yapıldığında İstanbul'da tamam, en iyi... Tamam. Sözün kısası, Eleni Yunanistan Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Bölümünün en yetenekli polislerinden biri. Eminim birlikte çalıştığımız süre içerisinde hepimizin ondan öğreneceği çok şeyler olacak. Şef. Ne Mali? Ya biz böyle iyiydik aslında ya. Nasıl? Yani şimdi ne gerek var diyorum dilimizden, derdimizden anlamayan birini bizim kolumuza takıp hızımızı kesmeye. Yani tabii arkadaş Yunanistan'ın en zehir afiyesi olabilir. Hayır yani hatta benim şu evdeki gazoz kapakları kadar madalyası da olabilir. Ama burası Türkiye şef, burada adamı çiğ çiğ yerler. Yani biz hanımefendiye etrafı göstereceğiz, yol yordam öğreteceğiz, turist rehberliği yapacağız derken krallar, kontlar, yılanlar, fareler arkamızdan nanik yapıp bu uyuşturucu trafiğini bayram trafiğine çevirebilirler yani. Siz böyle gereğinden fazla iyiydiniz biliyor musun Memoli? Eleni gelince biraz hızınız kesilir, akıllanırsınız. Ama şef... Memoli, Cem... Baş üstüne şef. Hadi şimdi çıkın sokaklara, ipin ucunu bulmaya çalışın. Ondan sonrası çorap söküğü gibi gelir nasıl olsa. Şey şef. Evet. Yani çıkın sokaklara derken yani. Ne yani? Tabii ki Eleni de sizinle geliyor. Baba ne yapacağız şimdi? Hiçbir şey yapmayacağız abicim. Hiçbir şey yapmayacağız. Önce arkadaşa 2-3 cami, saray, müze falan göstereceğiz. Ondan sonra bir kebapçıya götürüp acılı bir kebap yedirip midesini bozacağız. Ondan sonra da bir ekip arabasına teslim edip biz yolumuza bakacağız. Dikkat edin de önce ben sizi yakmayayım. Ne? Az kalsın unutuyordum çocuklara ya. Eleni çok iyi Türkçe biliyor. Buraya gelmeden önce 6 ay kadar ders almış. Sağ ol şef ya, tam zamanında söyledin, uyardın bizi. Nereye gidiyoruz şimdi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.